Değerli konuklar, açılış konuşmalarımızın ardından etkinliğimizin ilk konuşmasına sıra geldi. Profesör Doktor Fatoş Yarman Vural, 1973'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği, 1975'te Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisans ve 1982 yılında Princeton Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri doktorasını aldı. 1982-1985 yıllarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı. 1985-1987 yıllarında MIT ve Dresden Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalıştı. 1987-1992 yıllarında Yapıtel AŞ'de genel müdürlük yaptı. 1992'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne giren Fatoş Yarman Vural, 1996-2000 yıllarında bölüm başkanlığı, 2008 yıllarında ise rektör danışmanlığı, 2004-2007 yıllarında NATO Araştırma Paneli'nde Türkiye temsilciliği yaptı. Akademik hayatı boyunca 100'ün üzerinde bilimsel toplantı düzenledi. Bilgisayar ögülü, görüntü işleme, makine öğrenmesi, yapay zeka ve insan beyni alanlarında 200 civarında ulusal ve uluslararası makale ve bildiri yayınladı. Bilgisayarlı Gölü, Görebilen Makineler Yapma Bilimi başlıklı konuşmasını gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Doktor Fatoş Yarman Vural'ı kürsüye davet ediyorum. Geliyor mu? Şimdi. Harika. Evet. Şimdi bir de deneme yapayım. Güzel. Evet. Her şeyden önce beni bu nazik davete onurlandırdıkları için Bilgisayar Mühendisler Odası'na, hem Ankara Şubesi'ne ve de bizlere kapılarını açtığı için TED Üniversitesi'ne teşekkür ederek başlıyorum sözlerime. Konumuz bilgisayarı görün. Yani görebilen makineler yapma bilimi. Özet olarak önce görüyü tanımlayacağız. Ardından doğadaki görme sistemlerine çok hızlı bir tur atacağız. Nasıl görüyoruz? Özellikle biz insanoğlu olarak nasıl görüyoruz? Bunu birazcık inceleyeceğiz. Çünkü biz bilgisayarlı görü sistemlerini tasarlarken doğadaki görme sistemlerinden isimleniyoruz. Görme dediğimiz olgu esasen doğada birçok canlının gerçekleştirdiği, gündelik hayatımıza gerçekleştirdiği bir işlem. Bu işlemleri eğer doğadaki mevcut düzenleri inceleyebilirsek, anlayabilirsek, tasarladığımız görü sistemleri de o denli amacımıza hizmet etmiş olacak. Bilgisayarlı görü konusunu üç ana başlık altında tartışacağız. Önce algılama, sonra modelleme, sonra da öğrenme.
Konuşmamız sonunda da bu bahsetmiş olduğumuz teknolojinin etik ve sosyal boyutlarını bir parçacık sizlerle tartışmak istiyorum. Evet, görü ne demek? Öyle başlayalım. Biz canlılar etrafımızdaki nesneleri gözümüze ya da algı organlarımıza giren ışığın modellemesiyle gerçekleştiriyoruz. Buradaki kritik kelime ışık. Işık dediğimiz zaman aslında elektromanyetik dalgalardan bahsediyoruz. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey de belirli bir enerjisi ve dalga boyu olan fotonlar. Fotonlar bu odada da çokça var, evrenin her tarafında da bolca bolca var. Gözümüzden girerek ışık dediğimiz olgu gözümüzde önce işleniyor, algılanıyor. Arkasından da beyinde modelleniyor. Işık buradaki kritik kelime dedik. Esasen insanoğlunun tarih öncesi çağlardan beri ışık dediği şey elektromanyetik spektrumun çok çok küçük bir kısmı. Biz sadece ve sadece elektromanyetik spektrumun %7'lik bir kısmını görebiliyoruz. Ve geri kalan kozmik dalgalardan şu anda yayın yapılan televizyon, radyo sinyallerine kadar çok geniş bir spektrum var. Onun üzeri -12 nanometreden 10 üzeri 3 kilometreye kadar. İnsanoğlu olarak biz sadece bu %7'lik bir kısmını görebiliyoruz ama birçok canlı, bazı canlılar bizim göremediğimiz dalga boylarını da görebiliyorlar. Doğa bilimleri son zamanlarda çok gelişti biliyorsunuz ve doğadaki çok değişik canlıların görme sistemlerini inceleme fırsatı bulduk biz de bu vesileyle. Bitkiler de esasen görüyor, fotoreseptörlerle ışığı algılıyorlar ve kendilerini ışığın yönüne doğru ayarlayabiliyorlar. Doğada gerçekten büyüleyici görme sistemleri var. Örneğin yılanlar kızılötesi ışınları görebiliyorlar. Yani bir insan fareyi gece karanlığında böyle görüyorsa yılanlar net bir şekilde fareyi algılıyorlar ve yakalıyorlar. Arılar tabii bal yapacaklar. Polen onlar için önemli. Bitkinin orta yerini görebiliyorlar. Biz herhangi bir çiçeği, yani sorduk sarı çiğdeme var ya, öyle görürken arı bunu aslında çok farklı bir şekilde kızılötesi, ultraviyole ışınlarıyla görebiliyor. Yarasaların hikayesi başka. Yarasalar çıkardıkları seslerin yansımalarıyla çevreyi görüyorlar. Dolayısıyla karanlıkta da görebiliyorlar. Şimdi bunları tabii çeşitlendirmek mümkün ama burada biz bilgisayarlı görü yapacağız. Sizler, öğrenciler var burada çoğunlukla genç arkadaşlar görüyorum. Ne kadar çok doğadaki görme sistemlerini çalışırsanız geliştireceğiniz bilgisayarlı görü sistemlerinin de o kadar yararlı olacağını, lider olacağını düşünüyorum ben. Evet, nasıl görüyoruz dersek eğer, esasen bizim görme sistemimiz, canlıların görme sistemi üç ana parçadan oluşuyor. Öncelikle algılama. Bunu algılama organlarımızla yapıyoruz. Gözlerimizle, antenlerimizle ya başka karıncaysak vesaire ya da işte yarasaysak. Sonra beynimizde bir anlamlandırma yapıyoruz. Bunu da sinir sistemleriyle yapıyoruz. Yine de beyin olması da gerekiyor. Ama bir şekilde algıladığımız ışığı önce elektrokimyasal reaksiyonlara dönüştürüyoruz. Sonra da bu elektrokimyasal reaksiyonlara bir anlam veriyoruz. Sonra da bu anlamlı şekilde onu burada varlığımızın, biyolojik varlığımızın bir taraflarında saklıyoruz ki buna da öğrenme adını veriyoruz. Evet, şimdi insana birazcık yoğunlaşmak istiyorum ben. İnsan nasıl görüyor? Tarih çağlarından beri, daha Ekliplerden, Ptolemelerden beri insan görme sistemiyle ilgili çok ilginç kuramlar geliştirilmiş. Örneğin Öklid'e göre gözümüz ışık çıkarıyor, aynı yarasaların ses dalgaları çıkardıkları gibi ve gözümüzden çıkan bu ışığın yansımalarını biz görüyoruz. Ama daha sonradan anlaşılıyor ki karanlık bir yere de girsin, karanlık bir yere girdiğiniz zaman artık göremiyorsunuz. Demek gözümüz ışık çıkarsaydı biz yarasalar gibi karanlıkta da görebilecek, göremediğimize göre bu teorem yanlış. İlk doğru görme kuramının 1021 yılında yazdığı optik kitabıyla El-Hesen geliştirmiştir. Çok fazla bilinmez bizim toplumumuzda El-Hesen. El-Hesen aynı zamanda bilimsel kuralları, bilimsel çalışmanın nasıl yapılmasıyla
ilgili çok ilginç kuralları da geliştiren çok değerli bir bilim insanı. Kitab-ı Menasir diye bir kitabı var. İlk defa eğer herhangi bir nesneyi görebilmemiz için bir kaynağa gerek olduğunu, bu kaynaktan gelen ışınların yansımasıyla gözümüzde bu nesneyi parçaladığımızı iddia etti ki bugünkü geçerli Kur'an'da, görün Kur'an'ları da bu temel varsayıma, bu temel gösterebilir. Burada enteresan olan bir şey var. Yansıyan ışık ve nesneyi esasen biz bütün olan bir nesneyi parçalara ayırıyoruz. Paramparça ediyoruz. Ve bu parçalar esasen bizim algılama sistemimizi oluşturuyor. Biliyorsunuz İsa gözünün retinasında arka tarafta fovea'nın üzerinde koniler var. Bütün retinaya da yayılmış çubuklar var. Esasen 70-75 milyon tane koni, 6-7 milyon tane çubukla biz nesneyi milyonlarca parçaya ayırıyoruz. O küçücük 2 santimetre, 3 santimetre karelik göz çanağının içinde. Dolayısıyla algılama dediğimiz şey esasen bir anlamı parçalara ayırmaktan, paramparça etmekten ibarettir, denebilir. Anlamlandırma ise daha ziyade beynimizde oluyor. Burada da tam tersini yapıyoruz. Parçalanmış sinyaller böyle bandullar halinde biliyorsunuz ve gözün kör noktasından beyni iletiliyor sinir sistemleri ve sinir sistemi aracılığıyla ve burada bu parça pinçik sinyalleri bütünleştiriyoruz. Burada size bir animasyon getirdim. Gerçek bir nöron hücresinin matematiksel modeli kullanılarak yapılmış ve burada işte milyonlarca nöron birleşerek sinapslar aracılığıyla aksonlardan dendritlere bilgiyi aktarıyorlar ve neticede bütün olup biten beyinde böyle oluşan bir takım minicik minicik elektrokimyasal sinyaller, sinyaller çorbası diyeyim. Ama biz beynimizde hiyerarşik olarak nasıl olduğunu tam da bilmediğimiz bir şekilde, tam anlamıyla da çözümlenmiş bir şey değil. Sinyalleri bütünleştiriyoruz, 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 bütünleştiriyoruz ve sonunda baktığımız nesne bir gül diyeyim, tek bir anlama yatırıyoruz. Evet, demek ki algılama nesnenin parçalanması ya da etrafımızı çevreleyen evrenin paramparça, parça pinçik edilmesi anlamına geliyorsa, anlamlandırma ise onu tekrar bütünleştire, 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 bütünleştire tek bir şey, Serda diye denir diyor bana, Harran'dan gelmiş. Hoş gelmiş. Çok sevindim gerçekten. Evet, şimdi görme kuralları var. Çünkü biz görmenin daha tam anlamıyla ne olduğunu maalesef bilmiyoruz. Çalışıyoruz. Bayağı da yol kat ettik. Ama tam anlamıyla nedir derseniz bilmiyoruz. Hala bilgisayarlı görüde işimize yarayan iki tane temel kuram var. Ben sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Mark kuramı, David Mark tarafından geliştirilmiş. Diğeri ise Gestalt kuramı. Gestalt şekil demek esasen. Gestalt kuramı bir dizi bilim insanı tarafından geliştirilmiş ama ben daha ziyade Kopka'dan, Barthheimer'dan ve Köbler'den bahsedeceğim sizlere. Mark kuramı aşağı yukarı 1970'li yıllarda ortaya çıkıyor ve esasen görme sistemimizin sıra düzenli, demin söylemiş olduğum gibi parçaları birleştire, 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 birleştire insan beyninde bir anlama dönüştürüldüğünü söylüyor. İlk önce ışığı algıladık, sonra kenarları, köşeleri, eğrileri, bürüleri çıkardık. Sonra beynimizde bunu şöyle bir kaba taslağını çıkardık. Sonra üç boyutlu bir modelle sıra düzenli bir şekilde organize edilmiş yüzey ve hacimleri saklıyoruz. Sıra düzenli bir şekilde. Sonra da MIT'li Profesör Poggio buna bir de öğrenme kutusu ekledi. Zaten son zamanlarda bilgisayarla görünür içine büyük ölçüde hepimizin bildiği gibi öğrenme de katılmış oldu. Şimdi Mark kuramı iyi hoş bir yıl bilgisayarla görüş sistemi düzenledik 1970'li yıllardan 2000'li yılların başına kadar da gerçekten insan görme sistemi bottom-up dediğimiz yani aşağıdan yukarı birleştirmelerle oluşan bir sistem değil. Aynı zamanda bilişsel olarak da bir top-down işlem, yukarıdan aşağıya bir işlem de yapıyor beyin. Ve bu sıra düzenli modüller de birbirinden bağlı değil. Ben hep öğrencilerime şöyle öneririm. Kasapta bir ineğin bütün parçalarını bir araya getirdiğini
yediğin zaman o bir inek etmez. Bu da güzel bir örneği. Şu zebra esasen mal kuralına göre işte düşey ve yatağı bir takım striplerden, çizgilerden oluşuyor. Ama siz gerçekten düşey ve yatağı çizgileri birbirinden bağımsız tuttuğunuz sürece, aradaki etkileşimi göz önüne almadığınız sürece bu resimde bir zebra var diyemezsiniz. Çok kısaca mal kuramından bahsettim. Şimdi çok kısaca yine Geçtap kuramından bahsedeceğim. Geçtap kuramı beni çok etkileyen ve hayatımın felsefesine yön veren bir kuram. Gör diyor Geçtap kuramı, şehit kuramı yani Hofka bunu ortaya atmış. Çevreden gelen uyarılar ile aramızdaki etkileşimdir diyor. Yani böyle pasif bir şey yok. Çevreden bir şeyler geldi, değerlendirdik gibi. Hayır, ben çevreyle etkileşiyorum. Çevreyi modellediğim zaman çevrenin bu etkileşimi esasen hem çevreyi hem beni değiştiriyor. Halbuki diğer tarafta var sadece bir pasif, yalnız bilgiyi proses ettik, eyvallah. Öyle bir şey yok. Bu da çok önemli bir gerçeğe getiriyor bizi. Esasen bütün parçaların toplamından daha büyük noktasına geliyor. Ve burada bir görü döngüsünden bahsetmek söz konusu. Görü döngüsüyle ne demek istiyorum? Marın dediği gibi evet aşağıdan yukarı bir bilgi işlemimizi yapıyoruz. Çevreden gelen ışıkla bir uyarı başlıyor, parçalanıyor, sonra birleştiriliyor da bir de bunun yukarıdan aşağı kısmı var. Beyinde bilişsel bir işlem başlatıyoruz. Mesela ben sabah salona girdim, bir anda salonda kimler var diye bakma ihtiyacı hissettiğim için Halit Hoca'yı gördüm ve Serdar'ı gördüm ve burada tanıdığım bir yıl İlker'i gördüm şu anda vesaire. Yani bu artık bir noktadan sonra bilişsel bir komutla salona bak kimleri tanıyorsun. Hadi kafamı çeviriyorum, yukarı aşağı hareket ettiriyorum vesaire vesaire. Evet, Geçtap kuramının çok fazla kuralları var. Ben burada 3 tanesini seçtim bu sabah sizler için. Nesne arka plan ilişkisi birincisi, ikincisi yakın ve benzerlik ilişkisi, üçüncüsü de kapalılık kuramı. Bu kuramları şimdi sırayla anlatayım ben size. Birinci kuram, nesne arka plan ilişkisi. Geçtap kuramına göre önemli olan nesnedir. Biz arka planı sadece ve sadece nesneyi görmek için göz önüne alırız. Ve nesne ile arka plan ilişkisi arasında hayalimize bir sınır çizeriz. Bu da bizim kültürümüze, eğitimimize, bilgimize, kişiliğimize bağlı olarak değişir. Şimdi şurada bir fotoğraf var. Eğer romantik bir kişilikteyseniz sizin için nesne birbirine yakın olan iki insanı gözlemek. Ve sizin için sınırlar burundur, ağızdır, alındır, çenedir vesaire. Ama siz daha rasyonalist bir insansanız ya da susadıysanız o zaman buradaki bardağı göreceksiniz. O zaman sizin için sınırlar bardağı oluşturan irinti ve çıkıntılardır. Şimdi bu hayali sınır daima ve daima nesneye aittir diyor Geçtap kuramı. Ve nesne ile arka planı ayırt etmek ciddi bir zihinsel süreçtir diyor Geçtap kuramı. Burada ben şöyle bir fotoğraf yapıyorum. Yani nesne ne? Arka plan ne? Bu aslında insandan insana hakikaten çok değişir. Deminki öğrendiğim gibi. Dediğim gibi romantik bir kişiyseniz burada Roma'ya öyle Juliet'i göreceksiniz. Aşk. Sizin için önemli olan aşktır. Eğer rasyonel bir insansanız da ölümü bu kafatası aracılığıyla alacaksınız. Ben bu noktada öğrencilerime hep sınıfta diyorum ki nesne ve arka plan notla öğrenme arasındaki ilişki gibi. Hep öğrenci nota hedefler kendisini. Bu dersten AA alıp geçmeliyim. Değil mi? Böyle demeyen var mı? Ben bir sefer sınıfta sordum. Hiç yok vallahi. Herkes bunun peşinde. Esasen bu arka plan. Nesne olan şey ise o dersteki elde edeceğiniz kazanımlarınızdır. Tecrübedir, deneyimdir, bilgidir vesaire vesaire. Burada bir itirafı bulacağım size. Ben hayatım boyunca nesneyle arka planı hiç ayırt edemem. Bana nesne diye sunulan şeyler. Aman sınav geldi, çalış, kazan, geç, üniversiteye geç, notlarını da yap, notlardan al. Profesyonel hayatın çok önemli, kariyer falan. Bunlar
nesne ve arka plan var. Öbür tarafta sevdikleriniz var, çocuğunuz var, size ihtiyaç duyan insanlar var vesaire vesaire. O için bu noktada da hepinize nesne ve arka plan arasındaki ilişkiyi gözden geçirmenizi öneririm. Evet, nesneye değil esasen, biz hiçbir zaman nesneyi göremiyoruz. Nesne ile arka plan arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Ne var burada? Ne görüyorsunuz? Ne? Kare, yalan. Göremediniz kalbi. Çünkü nesne ile arka plan aynı renkteydi. Dolayısıyla esasen biz her ne kadar objeyi, nesneyi gördüğümüzü iddia ediyor isek de bizim gördüğümüz nesne ile arka plan arasındaki bir fark. Bu da zaman zaman bizi çok ciddi bir şekilde yanıltıyor. Örneğin burada gördüğünüz dama tahtasında iki tane kareyi ben sizin için harfledim. Birisine A dedim, diğerine de B dedim. A ile B aynı renkli, farklı renk. Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki aynı görmüyorsunuz. Yani bunu aynı görüyorum diyen çok da gerçeği yansıtmamış oluyor. Ama gerçekte ikisi de aynı renkler. Demek ki söylediğim gibi bu nesne arka plan ilişkisi ya da background obje arasındaki ilişki daima objeyi değil, background değil, siz ikisinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Diğer bir kural, yakınlık kuralı dedik. Biz insan beynimizde birbirine yakın ya da benzer elemanları bir araya getirmeye eğilimliyiz. Hani dedim ya, anlamlandırmada hep parçaları bütünleştiriyoruz. Burada bunun etkisini görüyoruz. Şu resimdeki yuvarlaklarla bu resimdeki yuvarlaklar birebir aynı. Sayıları da aynı. Tek fark, ilk resimde sol taraftaki resimdeki yuvarlaklar dikey eksende birbirine yakın. Sağ taraftakinde ise yatay eksende birbirine yakın. Ve biz dolayısıyla birinci resimde dikey çizgiler, ikinci resimde ise yatay çizgiler görüyoruz. Bu yakınlık kuramı, burada bir de benzerlik kuramı var. Biz daha ziyade birbirine benzer olan nesneleri tek bir nesne olarak algılama eğilimindeyiz. Hep bütünleştiriyoruz. Karelerde yuvarlaklar var. Bu sefer kareleri bir artı işaret olarak gördük. Yuvarlakları bir artı işareti olarak gördük. Kareleri ise resmin dört tarafındaki iri backgroundlar olarak algıladık. Son kural, kapalılık kuramı. Kapalılık kuramı da ile beynimizin eksik ve gürültülü bilgiyi nasıl bir araya getirmeye çabaladığını gösteriyor ve esasen bazen yanıtıyor, bazen de iyi şeyler yapıyor. Burada aslında bir küp falan yok. Bir yeri kesik çizgiler var. Yuvarlak da yok. Böyle yine kesik çizgiler tarafından parçacık edilmiş daire parçacıkları var. Ama biz orada bir küp görüyoruz. Burada bir üçgen görüyoruz. Hatta iki üçgen görüyoruz. Aslında hiç üçgen falan yok. Şurada da bir kare ve dört tane yuvarlak görüyoruz. Yani beynimizde gürültülü veriyi bir şekilde kendi yaşamını sürdürebilmek için tamamlama eğilimi var. Evet, şimdi Gestalt kuramı nasıl bir kuram? Evet, çok güzel şeyler öğrendik. Background'da objeyi karıştırmamasınız gerektiği bir defa öğrendik her şeyden önce. Fakat neticede gözleme dayalı parça küçük bir şeyler. Yani böyle bir bilgisayarlı görü sistemi geliştirmek için çok da uygun değil. Böyle bir hesaplama modeli yok ama bize algoritmaları geliştirirken hafif bir yön veriyor. Artık biliyoruz ki biz iki tane kesik çizgi varsa ve bunlar aynı eğime sahipseler bir şekilde bir algoritmik yaklaşımla bunları birleştirerek bütün bir çizgi haline getirirsek bu iyi bir şey. Bunları bize öğretiyor Gestalt. Evet, bu kurallardan hangisi doğru? Hangisi doğru? Hangisi daha güzel? Ne düşünüyorsunuz? Gestalt kuramı mı? Mal kuramı mı? İkisini de beğenmediniz. Bence haklısınız. İkisi de çok doğru kuramlar değil. Eksik dedik ki gözlemlere de olan kuramlar. Peki bu kuramları neden bilmemiz gerekiyor? Bilgisayarı görün, sistemi geliştirmek için. Bu kuramların hepsi hani böyle bir filmin önüne iki tane külü getirmişler ve kim neresini tutarsa fili ona göre tanımlamış hikayesinin bilme dinlemesi olarak bir yerlendirilebilir. Şimdi buraya kadar insan görme sistemi dedik, hayvanlar dedik, nasıl görüyoruz dedik, hani sen nasıl kitabında insan görme sistemini anlatıyor dedik. Şimdi bütün bu bilgileri sentezleyerek bilgisayarlı görüyle ilgili
matematiksel bir model oluşturacağız. İkinci bölümümüz. Postmodern bundan sonra ikinci bölümü bunlar ilgili. Şimdi algılama dedik. Anlamlandırma dedik. Öğrenme dedik. Burada öncelikle algılama ve anlamlandırmaya yoğunlaşmak istiyoruz. Algılama dediğimiz şey bilgisayarı görüntü. Bir takım sensörlerle kaydettiğimiz sinyaller oluyor. Bunlar ille de ışıkta görünür spektrum değil artık. Çünkü biz biliyoruz ki elektromanyetik spektrum çok geniş ve biz öyle algılama sistemleri tasarlayabiliriz ki insanoğlunun görmediği, hatta hiçbir hayvanın dahi göremediği şeyleri, objeleri görebilecek teknolojileri tasarlayabiliriz. Algılama parçalar dedik. Değil mi? Bu çok önemli. Algılamayı bir G fonksiyonuyla eğer betimlersem, G fonksiyonu tek bir anlamı bir torba dataya götürüyor. Nefes. G fonksiyonu elmayı bir torba sayıya dönüştürüyor. Öbür tarafında modelleme ise, biz algoritmalar geliştiriyoruz bunun için, bunun tam tersini yapıyor dedik. F fonksiyonuyla ifade ediyorum modellemeyi. F fonksiyonu da G fonksiyonunun yaptığının tam tersini yapıyor. Bir torba rakam var elimde ya da sinyal var. Hop alıyorum bunu, tek bir etikete götürüyorum, net ediyorum. Dolayısıyla gayet açık bir şekilde görünüyor ki F, G'nin tersi. G'nin tersi. Şimdi bütün bizim hayatımız, teknoloji, gelişen teknoloji, bu G'yi nasıl geliştireceğim ki çevremi sarmalayan evreni en güzel bir şekilde algılayabileyim. İkincisi de F fonksiyonunu nasıl tasarlayacağım ki algılama aletlerinin parça pinçik ettiği objeyi, nesneyi tek bir bütün haline getiriyor. Bütün bilgisayara göre esasen bunlar ibaret. Sonra da bir de bunu öğrenmeye taslına kalabiliriz. Evet, bu noktada hayatımız çok kolay. G'yi tasarladık, F'nin de G'nin tersi olduğunu bildik. O F'yi buldu mu bitti ama hayat bu kadar basit olsaydı keşke, hiçbir zaman değil. Burada birazcık daha açıklıyorum. Şurada bir obje var. Bu sizin algılama sisteminiz. Işık geliyor. Burada bir dijital ayna, çubukların, kolilerin bulunduğu retina gibi parça pinçik ediyorsunuz. Bu hale getirdiniz. Elinizde de bir torba sayı var. Algılama dediğimiz şey bu. Şimdi kompütür işi, ben bu şeyde arkadaşlara sorsam, bu salonda oturan arkadaşların %90'ı aslında bu kısmı ile çok ilgilenmiyor. Çünkü bununla ilgili teknolojik olarak bilinmesi yapıyor. İşte birçok firmalar bunu yapıyorlar. Teknolojiler, cep telefonlarına kameraları koyuyorlar falan. Biz bununla daha çok fazla ilgilenmiyoruz. Aslında ilgilensek fena da olmaz doğrusu. Bizim esas ilgilendirdiğimiz şey, bu G fonksiyonundan ziyade F fonksiyonunu nasıl bulacağız? Ona dönmek. Bu dediğimi söylediğim, yani algılama, o kadar güzel cihazlar var ki, bu bir sağ görüntüsü. Optik görüntüde hiç görmediğimiz ayrıntılar, mesela burada bir nehir var, normalde görmüyorsunuz. Yani belirgin değil, yani çok belirgin değil. Ama bir diğer görüntüde o fıstık gibi nehir çıkmış. Sağ görüntüsü bana başka bir bilgi veriyor. Burada bir fırtına modeli var, burada bir ultrason var, burada bir ayak kamerada ısıya göre, termal kamerada ısıya göre hayvan fotoğrafları var. Son zamanlarda holografi çok popüler oldu biliyorsunuz. Üç boyutlu odanın üstünde içinde oynatıyorsunuz. Çok güzel bir video vardı, onu getirecektim size ama getirmedim. Belki çoğunuz da görmüşsünüzdür. Las Vegas'ta bir bilim insanı konuşma yapıyor, holografiden bahsediyor. Şöyle elini uzattı, gördünüz mü o videoyu? Kimler gördü o videoyu? Sen gördün çok güzel. Elini uzattı böyle. Şimdi de ben dedi kendimin bir holografisini burada yaratacağım dedi. Bu yarattığım hologramı da dedi. Çin'de internet aracıyla oynatacağım dedi. Dedi eline çıkar kız büyüdü. Aynı kılıkta, kıyafette kendinin üç boyutlu görüntüsünü üretti. Çin'de dedi, şimdi ben bu konuşmayı burada Las Vegas'ta İngilizce yapıyorum ama bunun Çin'de de İngilizcesini Çincesini yapıyor ve simültan olarak kadın Çince konuşuyor. Hologram, Çince konuşuyor. Yani teknoloji buralarda, bu konuda çok iyi. Yani parçalamayı çok iyi biliyorsun. Fevkalade iyi biliyorsun. Ama bütünleştirme konusunda iş birazcık daha zor. Modelleme yani. F'yi bu peşindeyiz. F'nin peşindeyiz. Konsantrasyon nasıl?
uyuyanlar, hayal kuranlar. Vallahi uyuyordum, gördüm. Şimdi, biraz acele ediyorum da ben sana. Belki sen biraz. Şimdi modellemeye geldik. Bu işte esas bilgisayara göre. Herkes algoritmalar geliştirdi sonunda. Kenar bulucular, köşe bulucular, öyle derin öğrenme, sığ öğrenme vesaire. Şimdi insan beyni MAR modeline göre hiyerarşik sıra düzenli bir şekilde parçaları birleştiriyor dedik. Kenarlardan başlıyor, şekilleri çıkarıyor, objenin kaba bir skeçini oluşturuyor vesaire dedik. Bunu acaba bilgisayarlı gönülde yapabilir miyiz? Önce kenarları bulacağız, sonra efendim kenarları birleştirici şekilleri bulacağız, sınırları bulacağız, objeyi çıkaracağız vesaire vesaire. Bunu nasıl yapabiliriz? Temel soru bu. Algoritmik olarak yapacağız. Bilgisayar yapacak mı? Biz yapmayacağız. Biz böyle bir algoritma geliştireceğiz ki sıra düzenli bir şekilde MAR teorisini hayata geçirecek. Bunun için çok kritik bir işlem var. Computer vision, image processing, machine learning, bütün bilim dalları bu. Çok kritik bir işlem var. Tek bir işlem var. Nedir o? Kim biliyor? Çok kritik. Öğrenciler nefret eder. Çok kritik. Filtreleme. Filtrelemeyi nasıl yaparsın? Birçok şekilde yaparsın. Ama en popüler filtreleme yöntemi nedir? Yeğenlik değerlerini değiştirmek. Convolution. Evrişim. Türkçesi. Evrişim. Öğrencilerin korkulu rüyası. Çok karışık aslında. Bir input var, parça pincik, bir doğru rakam. İki boyutlu bir dizi. Bu iki boyutlu dizini bütünleştire sonunda elma diyeceğim. Amacım bu. Şimdi bu bütünleştirme işlemini filtre dediğimiz küçük bir resim parçasıyla yapıyoruz. Filtre de diyebilirsiniz, maske de diyebilirsiniz, kenar de diyebilirsiniz. Paşa görünümü ne isterse öyle söyleyeyim. Ne yapıyorum? Burada formülü var. Benim öğrencim formüller çok korkuyorlar. Onun için ben onlara diyorum ki şu filtreyi al, maske. Resmin sol üst köşesinden başla. Filtrenin rakamlarıyla resmin rakamlarını çarp, çarp, çarp ve topla. Sonra maske gittikçe kaydır. Peki bu işlem ne yapıyor? Filtreleri. Yani nasıl elmayı bu şeyden, şapkadan nasıl tavşanı çıkaracak? Şimdi gayet basit. Şurada bir çok basit bir filtre görüyorsunuz. Eksi birler, ikiler ve eksi birler var. Bu bir kenar bulma filtresi. Bu dikey bir kenarı, resmin içindeki dikey kenarları bulabilecek bir filtre. Bu filtrenin resmin içindeki dikey kenarları bulabilmesi için konoloji yaptığım zaman şu çıktıyı elde ediyor. Yani girdi benim parça pinçik resmi. Filtre çıktısında da F. Bu F yani benim nihayette elmaya götürmeye çalıştığım şey. Bakın burası yandı. Yandı dediğim yüksek rakamlar elde ettim. Aa diyorum, aa bak burada bir dikey çizgi var. Hafifçe bir bütünleştirme yaptım. Tabii buradan bu dikey çizginin bir de yatayını bulacağım, bir de eğikini bulacağım, bunu bulacağım, şunu bulacağım, bunu bulacağım. Evrişim işlemini ben yıllar yıllar çok güzel çaktım, topladım, çıkardım. Fakat anlamını hiç bana kimsecik anlatmadı. Onun için ben size şurada bir boyutlu bir evrişim videosu yapıyorum. Ne yapıyor esasen biliyor musunuz evrişim? Bir boyutlu bir uzaydasınız. Bir tane fonksiyonunuz var. Şu mavi fonksiyon sizin resminize karşı gelsin mesela. Filtrenizde şu kırmızı fonksiyon olsun. Burada mavi fonksiyonla kırmızı fonksiyonun anlama kolaylığı olması açısından aynı seçtim. Evrişim işleminin yaptığı şey mavi fonksiyonun içinde kırmızı fonksiyonundan ne kadar bulunuyor? Burada bakıyorsunuz, bu deminki kaydırma işlemi, kaydırıp çarpıp toplamıştım ya, yaptığım zaman sol taraftan kaya geldi, sağ taraftan çıktı gitti. Şu siyah fonksiyon evrişim işleminin çıktısıdır. Siyah fonksiyon size ne söylüyor? Kırmızı fonksiyon mavi fonksiyonun içinde en çok nerede var?
şurada. En fazla değer. İşte o değer size bir bakıma resmin içinde bir çizgi arıyorsanız en çok o çizginin bulunduğu yerleridir. Bir bütünleştirme yapıyor gibi değerlendirebilirsiniz. Bir tane daha fonksiyon getirdim burada. Bu sefer fonksiyonum şöyle bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon yarım eksponansiyel. Evrişim maskesi aynı tuttum. Bakın şimdi kırmızı fonksiyon, mavi fonksiyon içinde en çok nerelerde? Şimdi o zaman bir resim varsa, benim kırmızı fonksiyonum elmaysa mesela, mavi fonksiyonumda resmin tamamıysa, resimde elmanın bulunduğu yeri yapacağım, parlatacağım. O takdirde ben evrişim işlemiyle gerçekten resmin içinde aradığım nesnenin lokasyonunu, şeklini, şemalini vesaire bulmak için bir ipucu elde etmiş oluyorum evrişim işlemi sayesinde. Çok değişik filtreler tasarladık biz. Yani 50 senedir, 60 senedir işimiz gücümüz filtre tasarlamak. Nasıl bir filtre tasarlayayım ki bana şeklini verse bu da sanatla gelmiş. Boundary'yi bulayım. Bulamıyor bir türlü. Biliyor musun? Uğraşıp duruyor. Yok. Yani öyle bir filtreyi tasarlamak hemen resmi olduğunda ya da şimdi ben dedim ki elma diye bir filtre yok dedim. Ama bizim hayatımızda bir takım klasik filtreler vardı. Gauss filtresi. Efendim, Gauss fonksiyonunun birinci türevi, ikinci türevi. Birinci türevi şöyle bir şey. Birinci türevi işte duruma göre resimce şu yamalardan nerelerde var bunu bulur. Şu işte tekisini bulur. Bu işte bu resim üzerinde işte noktalar, işte kenarlar, bir şeyler nerede var bunu bulur. Vesaire vesaire. Bu filtrelerden çok tasarladık dediğim gibi. Kenar bulanlar, köşe bulanlar, işte bilmem ne, sabit alanları bulanlar, renkleri kırmızı olanı bulanlar vesaire vesaire. Bunların en popüleri, en kalitelisi ise Gabor filtreleri. Yıllar yılı Gabor filtreleri. Görüntü işlemleri, bilgisayarlı görüntü, evrişim filtrelemesi için kullanılan filtreler. Gabor filtreleri şu işte kesit olarak baktığınız zaman işte kalın çizgileri bulur, ince çizgileri bulur, yatay çizgileri bulur, düşey çizgileri bulur, diagonal çizgileri bulur vesaire. Gabor filtrelerini niye seviyoruz? İlginç bir şekilde insan beyninde hani dedim ya böyle katman katman dedi ya mağara bütünleştirme yapıyor. Bu bütünleştirmenin ilk adımında Gabor filtreleri var. Gaborlar filtreleri, Gaborlar benzer nöronlarımız var. Yani bir tane o kadar nöron grubu var. Atıyorum 500 tane nöron. Ve tek dikey çizgileri, dikey çizgi gördüğü zaman yakıyor. Ah burada bir sinyal gönderiyor. Dikey çizgi görmediği zaman atıyor. Sadece dikey çizgi görüyor. Böyle böyle insan beyninde işte bu simple cell dediğimiz basit celler, karmaşık celler dediğimiz Gabor benzeri filtreler. Şimdi son zamanlarda özellikle 2000 senesinden sonra şöyle bir fikir çıktı ortaya. Bu madde hiyerarşisinde, madem ki böyle her katmanda bir takım filtreler var bizim beynimizde ve biz bunları tasarlamakta, elle tasarlamakta da bayağı ustalaştık esasen. Fena bir noktada da değiliz ama acaba bunları otomatik olarak öğrenebiliriz. Yani bu 2000'li yılların başından itibaren bu hepimizin artık böyle cılgı çıktı, neural network, yapay sinir ağ, derin ağ, convolutional networkler, o networkler, bu networkler dediğimiz şey esasen kökeninde ben bir şekilde bahsetmiş olduğum filtreleri ya da evrişimsel olması gerekmeyen herhangi bir filtreyi elimdeki veri tabanından öğrenebilirim. Burada hepinizin belki daha önceden görmüş bir dijital bilgisayar geliştirme konferansı olduğuna göre bir şekilde hepinizin şöyle bir mimariyle ilgili kaba da olsa bir fikri vardır. Input'tan girdi sistem geliyorsun resim piksellerine katman katman bu nöron, yapay nöron bunlar tabi. Bunlar işliyor, hop birleştiriyor, sonunda elma, armut, portakal dedirtebiliyor bize. Konuşmam bundan sonraki kısımda biraz bu derin, derin ağların bu işi nasıl becerdiğiyle ilgili çok çok böyle naif bir sorun edeceğim. Yapay sinir. Yapay sinir dediğimiz şey aslında Frank Rosenblatt biliyorsun 1960'lı yıllarda bunu ilk defa düştük onlarında şimdi çıkarttı. Tek bir nöron modeli. Aslında bizim insan beyninin modeline, nöron modeline çok benziyor. Fn fonksiyonuydu.
bütünleştiriyor değil mi? Parça küçük. Bu parça küçükte de dediği verdi. Şunlar benim herhangi resmimin bir parçası. Bunları bir takım bağlantılarla bir nörona geliyorum. Bunun içinde F var. Bu da şöyle F'si değil tabi. Ondan sonra bu F fonksiyonu birinci datayı alıyor. Birinci datayı alıyor bir W1 ile. İkinci datayı alıyor W2 ile. Üçüncüsünü alıyor W3 ile çarpıyor. Hepsini topluyor. Sonra da tek bir rakam döndürüyor. 3.96. Daha benim objede örneğin kuş. Bu f fonksiyonunu şurada bir lojistik fonksiyon olarak belirledim. Çizdim f fonksiyonunu formülü oraya sizler için yazdım. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Ama bu f fonksiyonundan elde etmiş oldum. Mesela başında kafadan attım ben bu rakamları. Omega 1'e eksi 1 dedim. Omega 2'ye eksi 1 dedim. Omega 3'e de 1 dedim. 3.96 diye bir rakam elde ettim. X'ten bunu fonksiyondan geçirdiğim zaman 3.96 şu 4'e yakın bir rakam olarak kabul ederseniz neye karşı geliyor? 1'e karşı geliyor. Burada kuş dedi. Bir nöronda o fıstık F fonksiyonunu buldum. Bulabilir miyim? Nereden bulacağım? Hayat o kadar kolay mı? Bu örneklerden benim elimde yüzlerce, binlerce var. Çok değişik kuşlar var, çok değişik çiçekler var. Ve ben kuş ve çiçek resimlerini birbirinden ayırt etmek için 3 tane şu weight dediğimiz ağırlık fonksiyonunu ayarlayarak hayatta da kuşları çiçeklerden ayırt edelim. Ne yapacağım o zaman? Madem öyle, ben de çok fazla nöron kullanırım. Aynı insan beyninde olduğu gibi. Nöron sayısını birden 3'e çıkardım buradan. Gözlem setim var. Her birinin kuşa ve çiçeğine ait olduğunu biliyorum. Bu sefer elimde 3 tane ağırlık değil de çok daha fazla ağırlık sayısı oldu. Tabii nöron sayısını ne kadar arttırsam onların kombinasyonlarına göre ağırlık sayısı da eksponansiyel olarak bile artabilir. Şimdi böyle olunca yapay sinir alının öğrenmesi dediğimiz şey esasen bu ağırlıkları öğrenme anlamına geliyor. Nasıl yapıyoruz? Başlangıçta ağırlıkları, o W1, W2, W3 ağırlıkları kafadan atıyoruz. Attık. Çıkışta bir şey ölçtük. Ölçtüğümüz hata 0.8. Mesela benim eğer bu gözlem setiyle ilgili sınıfım 1'e karşı geliyorsa birden 0.8'i çıkardığım zaman hata 0.2 oluyor. Bu hatayı küçültecek şekilde bu ağırlıkları tekrar binlerce defa değiştirip başka örneklerle deneyip sonunda şöyle çok basit bir algoritma var. Bu gradient descent dediğimiz ya da backpropagation dediğimiz hepinizin de bildiği algoritmalardır bunlar eminim. Ne yapıyorum? Bir tane örnek veriyorum. Çıktı fonksiyonu F bütünleştirici fonksiyonu unutma. F'in değerini hesap ediyorum. Hedef değere erişmediysem ağırlıkları yeniden hafifçe değiştirdiğimde sonunda neticede elde ettiğim şu hatayı çok düşürecek şekilde ağırlıkları binlerce, milyonlarca değiştirmeye devam ediyorum. Başlangıçtaki benim bütünleştirici fonksiyonum, kafadan attığım için bütün W'ları saçma sapan şu fonksiyonum, F fonksiyonum. Değil mi? F fonksiyonu böyle bir fonksiyon oldu. Bütünleştirme fonksiyonu. Gittikçe bütün kuşları çiçeklerden ayırt edebildim. Esasen gördüğünüz gibi öğrenme algoritmalarının aklı falan yok. Bütün yaptığımız şey küçük adımlarla hatalarımızı düzeltmekte de var. Hataları düzelttiğimiz şeye bu iterasyonların sayısı çok fazla olduğu için nöronların da sayısı çok fazla olduğu için adını öğrenmiyoruz ama öğrendiği falan bir şey yok. Hataları küçük resili beceriyor sadece. Burada benim çok etkilendiğim bir animasyon getirdim yine size. Çoğunuz da bunu görmüşsünüzdür. Çünkü ben bütün konuşmalarımda bu animasyonu getiriyorum. Kimler gördü? Çok değilmiş demek ki yeni gelenler var. Güzel. Şimdi meşhur bir data set vardır. MNRS bir data set. El yazısı rakamlar vardır bu data setin içinde. Bu şu sol tarafta şu rakamları görüyorsunuz. Şu bir tipik bir rakam işte 9. Yani de 9. Onu böyle sıra sıra diziyorsunuz. Bu sizin input girdi katmanınız. Şurada bir saklı katmanlar var. Bunlardan birkaç tane de olabilir. Çok da olabilir. 500 tane de olabilir saklı katmanlardan. Artık tasarıma göre. Burada da bütünleştirdiğinizde elde 1 çıktı, 2 çıktı, 3 çıktı, 4 çıktı.
Yapay sinir ağları bunu nasıl yapıyor? Bakalım becerebilecek miyim şöyle çok. Net derin zeka deneyi. Bunlardan bu yapay sinir ağlarından çok fazla katman olursa buna derin öğrenme diyorlar. Deep learning. Ben bu kelimeyi çok fazla sevmiyorum, itiraf edeyim. Netlerin bir aşık. Burada çeşit çeşit tasarımlar, mimariler görüyorsunuz. Girdi katlanından sayısallaştırmış haline veriyorsunuz. Şuradaki küçük küçük noktaların her biri birer yapay sinir. İçlerinde küçük küçük et fonksiyonları var. Tabi bu et fonksiyonlarından çok fazla olduğu için çok fazla nonlinearite getirebiliyorsunuz sisteme. Başlangıçta basit bir sigmoid fonksiyonu vardı tek bir nöron için. Ama yüzlerce nöron varsa çok daha nonlinear bir sistem olur. Burada gördüğünüz gibi işte demin bir perceptron gördünüz. Şimdi bir multi-layer perceptron görüyorsunuz. Input hafif böyle döndürmüş, döndürüyor yani. Input katmanından rakamları veriyorum. Şunlar bakın sıra sıra dizilmiş saklı katmanlar. Çıktı katmanı da şurada. 0'dan 9'a kadar rakamlar var burada ve bu rakamların her biri bütünleştirmiş oluyor benim görüntümü. Burada dikkat edilmesi gereken şey, weight'ler yani ağırlıkları ben iteratif olarak değiştirdikçe yapay sinir ağım daha fazla öğrenebiliyor. Bu bir evrişimsel yapay sinir ağı. Ara katmanlara evrişim koyuyor. Çok iyi çalışıyor, bize belki biliyorsunuz. Çok iyi çalışan bir, özellikle bilgisayarlı bölgede çok iyi çalışan bir mimari. Burada da nöronların arasında bir de evrişim, nöronlardan önce bir de evrişim katmanı koyuyor. Şimdi ne kadar mükemmel. Bu teknolojilerle biz kendi kendine giden arabalar, yolun yordamını bilen robotlar, tonlarca ağırlığı kaldıran robotlar geliştirebiliyoruz. İşte buradayken aynı zamanda holografik görüntümüzü Japonya'ya gönderebiliyoruz falan. Hakikaten ben bu işin içinde olduğum halde yıllar içinde teknolojideki bu gelişmeyi gözledikçe büyüleniyorum. Bugün artık insandan daha iyi yüz tarıyor. İnsandan daha iyi satranç oluyor. İşte algoritmalar, WhatsApp'lar vesaire makinelerimiz var. Algoritmalarımız var. Bu algoritmaları biz geliştiriyoruz, kullanıyoruz. Gündelik hayatımızın içindeler. Peki, geliştirmiş olduğumuz bu teknolojinin toplumsal ve ahlaki boyutları neler? Hiç düşünmüyor muyuz? Açık itiraf edeyim, ben çok fazla düşünmedim. Son zamanlara kadar. Ama son zamanlarda öyle teknolojiler ortaya çıkmaya başladı ki artık insan ürettiği teknolojiyle bütünleşmeye başladı. Şimdi bu kişi makine mi değil insan mı? Ya da işte bacağını kaybeden bir protez takmış kişi ya da kalp bilgi takan bir kişi vesaire. Dolayısıyla insanla teknoloji arasındaki bu bütünleşmeyi ben insan teknoloji döngüsü olarak tanımladım bugün sizler için. Ne demek istiyorum? İnsan teknolojiyi geliştirdikçe teknoloji de insanı geliştiriyor. İlk olarak Homo erectus bundan 600 bin sene önce ateşi kontrol altına alınca ateş bizim sindirim sistemimizi değiştirdi. Artık sindire midemizde değil mutfaktaki tencerenin üstünde başlıyor. Google bizim extended memory gibi çalışıyor. Sırada çocuklara bir soru soruyor. Hemen açıyorlar. Ben de bilmesine gerek yok. Google, Wikipedia, Wolfram cevabı getiriyor. Tarımı keşfettik. Tarım bizi evcilleştirdi. Yani dolayısıyla insanla teknolojinin bu döngüsü artık bir ay teknoloji insandan farklı bir varlık falan gibi değerlendirip ondan korkup ondan kaçıp falan. Böyle bir lüksümüz yok artık. Çünkü biz zaten teknolojiyle gittikçe artan bir hızla bütünleşiyoruz. Şimdi Durkheim'in çok önemli bir sözü var. Aşağı yukarı bundan 100 sene kadar önce söylemiş. Diyor ki toplum bir süper organizmadır. Yani nasıl ki insan bir süper organizma, biz hücrelerin birleşimiyle oluşmuş bir varlığız.
toplumda insanların birleşimiyle oluşmuş bir süper organizma. Dolayısıyla toplumun işleyiş kuralları vardır ve bu işleyiş kurallarını, yasalarını, yönetmeliğini biz toplumun yararına olacak şekilde geliştirmek mecburiyetimiz var. Şimdi bunu birazcık revize ederek yeni bir süper organizma tanımlayacak olursak buna siber toplum diyoruz. Artık siz hem burada bu odanın içinde varsınız, hem Facebook'ta varsınız, hem Twitter'da varsınız ve sizin bu varlığınız makineyle de bütünleşmiş vaziyette. Sizin yerinize işlerinizi kullanarak yapan robotlar, bilgiler vesaire. O halde şimdi biz artık cyberspace, yani fiziksel alan burada duruyor yine, internetten yerde var. Ama bizim siber uzay dediğimiz ve bizimle fiziksel uzayla bütünleşen bu uzayın yasalarını belirlememiz gerekiyor. İlginç bir şekilde sevgili arkadaşlar, ahlak vesaire yönetmelik falan dediğimiz zaman teknolojinin ahlakı yok. Biz ne dersek o. Ama öte taraftan da biz teknolojiye bağımlı vaziyetteyiz. Hem bağımlıyız hem onu kontrol etmek zorundayız. Böyle baktığımız zaman birey, toplum ve devlet diye mevcut sosyal yapıya içinde bulunduğumuz siber uzayı üç parçaya ayırırsak bireyle ilgili kendi muhasebemizle alakalı olan ahlaki değerlerimiz, toplumun kendi kendini kontrol ettiği otokontrol mekanizmaları olan gelenekler, görenekler, göreler, bir de devlet tarafından kontrol eden, edilen politikalar ve yasalar, kendi ideolojisini devlet topluma empoze etmeye çalışıyor tabii ki. Böyle baktığınız zaman teknoloji ile insan arasındaki ilişkiyi beş ana kategoride değerlendirip bu kategorilerle ilgili teker teker her birisiyle ilgili yasaları, yönetmelikleri, gelenekleri, töreleri revize etmemiz gerekiyor. Birincisi, yaşam kalitesi. Evet, teknoloji bizim yaşamımızın kalitesini arttırıyor evvelerde. Ama öteki taraftan da bozuyor. Doğayı kirletiyor, suyu kirletiyor. Kaza yapıyor vesaire. İkincisi, yükümlülük ve kontrol. Yani teknoloji, kullandığımız teknolojinin bize getirdiği yükümlülükler var. O teknolojiyi kullanırken benim sorumluluklarım nedir? Ve bir takım kişilerin, bir takım devletin kontrol mekanizmalarında beni kontrol etmesi gerekir. Teknolojiyle ilgili bir takım haklarım var. Sorumluluklarıma ek olarak, yükümlülüklerime ek olarak sorumluluklarım var. Ben bir teknoloji geliştirdim de 50 sene sonra bu teknoloji bu insanlığı yok mu edecek? Bunu düşünmem. Bekle sorumluluk. Aynı zamanda da bir teknoloji geliştirdim. Kimin bu? Facebook kimin? Google kimin? Vesaire. Ve son olarak da tabii geliştirdiğimiz teknolojileri de kalitesi, kaliteli bir şeyler yapmak için. Burada bahsetmiş olduğum bu beş temel öge ile ilgili her sektörde, her bilim dalında, her toplumun her kesiminde çalışmalar yapılmak mecburiyeti var. Biz insanoğlu her ne kadar teknoloji geliştirmekte nispeten görece daha başarılıysak da işin bu kısmında yani ahlaki, töresel ve politik boyutlarında ya da felsefe boyutunda diyeyim birazcık daha yavaş ilerliyoruz, tökezliyoruz hatta zaman zaman diyebilirim. Tabii çok uzun konuşulacak bir konu. Vakit yok. Burada son sözlerime geçmek istiyorum. Şimdi tabii ki her teknoloji gibi bilgisayarla görüle teknolojileri üretirken, kullanırken doğaya yararlarını destekleyecek, zararlarını da engelleyecek yasaları, gelenekleri, ahlaki kuralları geliştirme mecburiyetimiz var. Bunu hep biliyoruz da hiç yapmıyoruz. Şimdi hep bana şu soruyu soruyorlar. Hocam, ya işte insanlar gittikçe makineleşiyor, robotlar hayatımızı yer ele geçirirse vesaire. Ben de onlara diyorum ki valla değerler sistemi yoksa makine bir teknoloji makineyi insanlaştırmaz ama insanı makineleştirir. Yani korkma makineden, sen insansan, makine haline gelmediysen yoluna devam et.
İkinci söyleyeceğim şey aslında David Bohm 1950'li yıllarda söylemiş. Benim de çok etkileyen bir kitabı var. Hobbes and Implicit Order diye. Fırsatınız olsa okumanızı öneririm. Diyor ki Bohm, canlılar da makinelerde sadece değişimleri aldı. Yani gösterdim ya, kalbi göremediniz. Çünkü değişim yoktu orada. Bunu da parçalara bölerek, parçalayarak halbuki esas aradığımız değişimlerin altında yatan değişmez anlamlardır. Gerçeğe yakınsamak için değişimlerin değişmez kurallarını bulmak mecburiyetindeyiz. Değişimleri çok fazla aldırma, onun altında yatan anlama yoğunlaşıyor David Bohm. Ve son sözü de Efes'i Heraklitus'a bırakıyorum. Panda neyi demiş? Her şey değişir. Sonra da demiş ki sen değişimin değişmez sıralarını kurmaya bak. Ve bize teşekkür ederim. Sayın Murat'a teşekkür ediyoruz. Plaketini vermek üzere Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülay Küçükaras'ı davet ediyorum. Değişeyim yarın ya. Şöyle bir sıra alayım. Benim tarafı giysin, fotoğrafımız çekilir.